geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün özel bir günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı ayrıca keyif alıyorum. Onu da belirtmek isterim. Biz de çok teşekkür ederiz kırmayıp geldiğiniz için. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum, size bırakacağım. Önce siz konuşursunuz, ondan sonra soru cevap kısmına geçeriz. Tamam. Bu şekilde de panelimizi bitirmiş oluruz. Tamam, O peki zaman oldu. ben size bırakıyorum. Tamam oldu. Öncelikle herkese güzel bir gün diliyorum. 8 Mart bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. Tekrar söylemek isterim. Ve bir hukukçu kadın olarak eğer bugün buradaysam da bugünün altyapısından ve yasal düzenlemelerinden kısaca bahsetmek isterim sizlere. Bu özel günün tarihçesine baktığımızda 1857 yılında Amerika'da kalan kadın işçilerin bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 canın verilmesinden sonra bugünün tarihi Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak geçtiğini görüyoruz. Ülkemizde ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Kadın hakları açısından baktığımızda ise ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ile yine 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan ve ilk Türkiye tarafından onaylanan ve imzalanan uluslararası bir sözleşme olan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer bir adıyla İstanbul Sözleşmesi bizler için çok kıymetli yasal düzenlemeleri oluşturuyor. 6.284 sayılı kanun şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. İstanbul Sözleşmesi ise genel olarak kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin olarak ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunun en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşma ve şiddete sıfır tolerans gösterilmesi ilkesini belirliyor. Ağırlıkla kadına yönelik şiddeti önleme amacı bulunan bu İstanbul Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde hane halkının tüm üyelerini de kapsamış durumda. 26. maddesi de çocuklara karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesini de amaçlıyor. Ve 37. maddesiyle çocuk yaşta evliliği ve zorla evlendirmelerin suç sayılması için yükümlülükler getiriyor. Sözleşme 12 bölüm ve 80 maddeden oluşuyor. Genel olarak da önleme, koruma, yargılama ve bütüncül politikalar ilkelerini savunuyor. Ev içi şiddet ki buna fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik nedenler dahil. Taciz amaçlı takip, tecavüz dahil cinsel şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirme, kadınların sünnet edilmesi, kürtajı zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama sözleşme kapsamında suç sayılır. Kısaca söylemek gerekirse İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yeryüzünde adalet ve eşitlik kavramları maalesef herkes için bir anlam ifade etmeyebiliyor veya bazen de aynı anlamı ifade etmeyebiliyor. Herkes aynı şansa sahip olmayabilir. İşte bu noktada yasalların varlığı herkes için adaletin ve eşit muamele görmenin teminatını oluşturuyor. Ben kendimi her zaman şanslı olarak kabul ettim. Ancak rahmetli Sakıp Sabancı'nın da söylediği gibi şans yararlanmasını bilenler için vardır. Benim 21 yıllık avukatlık meslek hayatım, 6 yıllık da arabuluculuk meslek hayatım var. Ve son 15 yılımı hayvan hakları için mücadeleye adadım. Hayvan hakları mücadelesi gerçekten zorlu bir mücadele. Özellikle dili olmayan, kendini hiç savunamayan, üstüne hakları yok sayılan bir grubun hakkını savunmak inanın hem çok zor hem de çok büyük sorumluluk istiyor. Çok sabır istiyor, çok istikrarlı olmayı gerektiriyor ve hiçbir zaman yılıp umudunu kırmadan, kaybetmeden vazgeçmemeni gerektiriyor. Gönüllü olarak verdiğim bu zorlu mücadelede gözlemlerimi
etme ve bugüne kadarki tam tecrübelerimden edindiklerimi bugün sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki çocukluğumdan beri hep hedef odaklı oldum ben. 4 yaşından itibaren evde babasının cübbesiyle dolaşan bir kız çocuğu olduğumu, okul hayatında hep sen onun avukatı mısın sorusuna muhatap kalan bir öğrenci olduğumu ifade etmek isterim. Üniversite sınavında dahi tercihimi ben üniversite mezunu olmak değil, hukuk fakültesi mezunu olmak istiyorum diyerek İstanbul'daki hukuk fakültelerinden yana kullandım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mesleğimin ilk yıllarında yurt dışında da çalışma imkanı buldum ve Washington DC'de 2 yıla yakın yaşadım ve bir hukuk bürosunda çalıştım. Orada bir şeyi fark ettim. Kadın olmak, sanırım Kuzey Avrupa ülkelerini kapsam dışı hariç tutarsak eğer, her yerde zordu. Daha az, yine daha çok ama içinde hep bir şekilde zorluklar. Bir çocuk doğduğunda Amerika'da evli bir çift için konuşuyorum. Amerika'da da olsa kadının işten ayrılıp çocuğuna bakması bekleniyordu. Türkiye'ye dönüp de avukat meslek hayatıma ülkemde başladığımda deniz olarak çok saygı duyulmadığını, daha sonra avukat olduğumu söylediğimde avukat hanım diye bana hitap edildiğini ve o şekilde saygı duyulduğunda şahit oldum. Doktor hanım, avukat hanım, mühendis hanım olmak çok önemliydi. Ve bu noktada her kız çocuğunun okuması gerektiği, mutlaka bir meslek sahibi olması gerektiği iyice kazındı. Yıllar içinde meslek hayatımın dışında farkındalık çalışmalarına da çok büyük önem verdim. Çünkü hep gelişmeye, kendimin daha iyi bir versiyonuna dönüşmenin gerekliliğine ve gücüne inandım. Katıldığım ODM, Optimum Denge Modeli seminerleri, eğitimleriyle önce kendi haritamı keşfettim. Ki inanın bu ikinci bir doğuş gibi oldu benim için. Sonra kendi haritamı nasıl geliştirmem gerektiğinin yollarını aradım. Hayat arkadaşını seçmek gibi önemli bir yol ayrımında ise insanın hayatı kendisini daha yukarıya taşıyacak anlayışlı ve saygılı varlığının kıymetini doğrusu yapabilmenin insan hayatını ne kadar değiştirebileceğini fark ettim. İlerleyen yıllarda kızım doğduğunda ise içimdeki keşfetmediğim yeni bir gücü keşfettim. Anneliği. Ve inanın başka bir insanı bir insanın ne kadar sevebileceğini, ne kadar sabır ve hoşgörülü olabileceğini, bunun limitleri ne kadar yüksek olabileceği, insanın kendi sınırlarının ne kadar sınırsız olabileceğini gördüm. O zaman aslında kadınların yeryüzünde ne kadar güçlü ve korkulası can olabileceğini ve tüm dünyayı değiştirmeye ne kadar muktedir olduğumuzu fark ettim. İyi bir ailede yetişmenin önemini, bir kadın olarak doğru eşi seçebilmek için sevgi dolu ve her koşulda onu destekleyen bir ailede gelmenin önemi, bunun da ancak bir kadın sayesinde olabileceğini bir kez daha anladım. Toplumların çekirdeğini ailenin, ailenin çekirdeğinin de kadınların oluşturduğunu algılamamak mümkün değildi. Fakat ilerleyen zamanda edindiğim yaşam tecrübeleri ve gittiğim daha farklı seminerlerle şunu fark ettim ki mesele sadece erkek ya da kadın olmak değildi. Mesele önce kendini seven ve kendine inanan bir insan olmaktan geçiyordu. Kendini seven ve kendine inancı olan insanın enerjisinin değiştiğini ve aslında her bir insanın bir enerji topu olduğunu fark ettiğinde karşısındakinin tavrının da ona göre şekillendiğini gördüm. Kişi ister erkek, ister kadın olsun, yaptığı işe hakimiyeti yüksek ise, ne dediğini gayet iyi biliyorsa ve daima yürekten konuşuyorsa, karşı tarafın her zaman ilgiyle kulak kesildiğini gördüm. Bu arada üslubun da çok önemli olduğunu, örneklerini bizzat yaşayarak gördüm. Çok sevdiğim lafı sizlerle de paylaşmak isterim. Yanlış üslup, doğru sözün celladıdır. Burada genç arkadaşlarım, küçük bir parantez açmak isterim. İçten olmak ya da doğruları söylemek
ya da bir fikri savunmak ile terbiyesiz olmak, ağzımızdan çıkanı duymadan konuşmak, aklımıza gelen her kelimeyi dilimize düşürmek, inanın birbirlerinden farklı kavramlar ve gerçekten de karşı taraf ile iletişimimizi mümkün kılan ya da ilk etapta anında koparan önemli bir ayrıntı. İşte bu noktada insanlara empatiyle yaklaşmanın, kavgadan, aşağılamadan uzak bir dil kullanmanın çok ama çok faydalı olduğunu gördüm. Evet, az önce de belirttiğim gibi 15 yıldır çetin bir mücadele içindeyim ve mücadele dendiğinde dışarıdan bakıldığında içinde kavga barındırıyor hissi verdiğini biliyorum. Oysa mücadele dendiğinde tamamen bilgi, paylaşım, empatiyle yaklaşım, sabır, istikrar ve sevgiden geçen bir dil ve ruh ihtiva ettiğini bilmeniz lazım. Empatik yaklaşıldığında, saygı duyulduğunda ve nefret söylemlerinden uzak sevgi dili kullanıldığında karşı tarafın sizin erkek ya da kadın olduğunuza bakmadan dinlemeye çalıştığına defalarca şahit oldum. Çalışma hayatı aslında bu dünya düzeni içinde ister erkek ister kadın olun her bir için zor. Ama zorluklar bizi düşürmemeli. Aksine kendi gelişimimiz için fırsata dönüşmeli. Başımıza gelen kötü olaylar ve karşılaştığımız farklı yapıdaki insanlar bizim için ders olarak algılanmalı ve mücadele ruhumuzu olumlu yönde beslemeli. Hatta belli bir süre sonra yergiler karşısında yerlere yapışmamalı, övgüler karşısında ise havalarda gezinmemeyi öğrenmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kişinin kendisini bilmesini, daha donanımlı olmasını ve olmak için çalışmasını, konuya hakim olmasını, doğru bir üslup kullanmasını başarıyorum. Ama mutlaka önce kendini sevmek, kendine saygı duymak, iyi geliştirmek istiyorsak, özgüvenimizi geliştirmek, doğru tercihler yapmak, bunun için aklımızı kullanmak, bize saygı duyan doğru bir eşi seçmek, bunları yapabilecek bir evladı yetiştirmek biz kadının görevi diye düşünüyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine kadın olarak doğmak isterim. Hem kadın olmaktan kaynaklanan farklı işleri aynı anda yapabilme özelliğini, hem kadın olarak yaratım gücünü, hem de annelik ile gelen o bilge gücü, hem de olağanüstü o duygusal hassasiyeti bir araya da yaşayabilme ayrıcalığına sahip olmak isterim. Evet biliyorum, şimdi soracaksınız, peki yine bu ülkede mi? Evet, onu da kabul ediyorum. Türkiye bu anlamda gerçekten tam bir sınav ülkesi. Hayvan hakları için mücadele eden biri olarak çok net söyleyebilirim ki, ülkemizde sadece yasal düzenlemelerin varlığı yeterli değil. Bu ülkede haklar bazında gerçekten bakanlıklar nezdinde meslekçi eğitimler yapılması, eğitim müfredatına mutlaka dersler eklenmesi, aile yapısını geliştirmek ve temeldeki hataları düzeltebilmek için gerekiyorsa köy köy, kasaba kasaba gezilmesi ve çalışılması gerekiyor. Eminim birçoğunuz yakından takip ediyorsunuz. Şu anda bir hayvan hakları yasasının çıkarılması için gerçekten çılgınca bir mücadele veriyoruz. Ben 15 yıldır bunun için uğraşıyorum ve artık tünelin sonunda ışık gördüğümüze inanıyorum. Şunu söylemek isterim ki, yarın taleplerimiz doğrultusunda en mükemmel yasa bile çıkarılsa, geceden sabaha sihirli değnek dokunmuşçasına ertesi gün bambaşka bir ülkeye uyanmayacağız. Hayvanlar yine öldürülecek. Hayvana tecavüz yine devam edecek. Şiddet toplumsal bir sarmal ve gücü yetene bunu yöneltiyor. Hayvan ise canlılar zincirinin en zayıf halkası. Hayvana yapılan şiddetin engellenmediğinde bir sonraki adımında çocuğa, hastaya, yaşlıya, engelliye, LGBT'liye, kadına ve erkeğe yöneleceğini, toplumdaki en zayıf canlı halka kadar güçlü olduğumuzu ve en zayıf halka kadar korunabildiğimizi, hayvana şiddetin esasında topluma karşı şiddet olduğunu, hayvana karşı işlenen şiddet suçunun ise
topluma karşı işlenen saldırının ilk adımı olduğu fark etmediğimiz müddetçe bu farkı meslek içi eğitim seminerleriyle hakimlere ve savcılarımıza anlatmadıkça hiçbir şey değişmeyecek. Bugüne kadar hayvan hakları lehine aldığımız bütün kararlarda sadece eli, yüreği ve ruhu bir şekilde hayvana değmiş hakimlerden aldığımızı söylemek istiyorum size. Çünkü şu anda hayvanlar mevzuatımıza göre mal kapsamında ve hiçbir şekilde eli, ruhu, yüreği hayvana değmemiş bir hakim savcı içinde hayvanın hiçbir paket, bir paket pirinç de yok onun için. Oysa hak, hukuk, adalet gibi kavramların bir hakimin, savcının vicdanına bırakılamayacak kadar kıymetli kavramlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Hak, hukuk ve adalet bir ilginin vizyonuna yansımalı. Toplumdaki bireylerin ruhuna işlemeli, yetkililerin içine sinmeli, sindirilmeli. Yoksa işte bugün kahrolduğumuz ve isyan ettiğimiz kadın cinayetlerinde yaşanan o takdiri indirimler ve beraat kararları nasıl yaşanıyor ki? Ülke olarak vizyon değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle biz kadınlara çok büyük görev ve sorumluluklar düştü inanıyorum. Bu dünya eğer bir gün değişecekse bunu biz kadınların yapabileceği kanaatindeyim. Kızlarımız okumalı, çalışmalı, kendine inanmalı. Her yere bu bilinci götürmeli, bir nesle inşa etmeli. Daha güvenli, daha adil ve daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sesinizi hiç duymuyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar, ama 5 tane şey, gecikme oluyor bizim YouTube'a verdiğimiz şekilde. O yüzden biraz gecikip ondan sonra sorulara geçebiliriz. Tamam. Sorularınızı yorum şeklinde yazabilirsiniz canlı yayına. Ben çok uzun tutmak istemedim. YouTube'u arkadan kapatır mıyız? Ben de yok YouTube, o yüzden. Nerede bu? Büyük ihtimalle bilgisayar ses alıyor. Bizim konuştuklarımızı buradan tekrar söylüyor. Beyza sende birkaç tane soru vardı diye hatırlıyorum daha önce gelen. Evet. İstersen onlardan. Ben onları açayım bir dakika. Ben ilk soruyla başlayayım o halde. Küçük bir giriş de yapmak istiyorum burada. Çoğunlukla kadınlara yönelik yapılan ve iş hayatında da karşımıza istemediğimiz kadar çok sıklıkla çıkan cinsiyet eşitsizliği genelde aslında ataerkil düzene dayandırılan bir olgu, bir gerçeklik. Hani erkekler avcı olduğu için daha güçlüler, evi korurlar mantığı ile ilerleniyor çoğunlukla. Fakat son bilimsel gelişmelere göre bu erken avcı toplayıcı topluluklarda durum hiç de böyle değil aslında. Bir erkek egemenliğinden bahsedemiyoruz. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Bu bir cinsiyetin daha üstün görülmesi ya da bu cinsiyet eşitsizliği sizce modern zamanlarda ortaya çıkan bir sorun mu? Şimdi ben dediğim gibi kadının daha güçlü olduğuna inanıyorum ben. Gerçekten hatta çok beğendiğim bir karikatür var benim. Bir erkek hastalandığında yapmışlar yatakta, ağzında sadece bir ateş derecesiyle ölmüş yatıyor neredeyse. Kadın kanser tedavisi görüyor, kemoterapi belli, saçı tamamen tıraşlı. Elinde çocuğun var kucağında, işte ev işleri yapıyor, alışveriş yapmış, işe gidiyor. Bir taraftan da taksi, yani böyle bilgisayar karşısında çizilmiş. Kadın gerçekten çok güçlü bir canlı. Ve ben kadının bu kadar güçlü olmasından kaynaklı olarak korkulduğu için,
böyle bir egemen toplumda kasıtlı olarak bastırıldığını düşünüyorum. Kadınların gelişimine, kadınların çalışmasına izin verildiğinde çok alanda erkekten de daha güzel işler yapabileceğine inanıyorum. Ama ben diğer taraftan hayatta her şeyin bir işte mutlu, üzüntülü, işte güzel, çirkin, iyi, kötü, kadın, erkek bunlar hep birbirinin karşılığı ve birlikte beraber yer aldıkları müddetçe hayatta bir şeyin anlamı ifade ettiğini düşünüyorum. Ama bu mutlaka eşit şartlar. Fiziken güçlü olmaları başka bir şey ama hukuk önünde, adalet önünde aynı eşit şartlara sahip olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben bir soru daha sorayım. Chat'ten gelen bir soru yoksa bende olan bir soruyu. Biraz da sizin karşılaştığınız bu sözlerden, bu davranışlardan bahsetmek istiyorum. Bahsetmenizi istiyorum. Sizin bugüne kadar karşılaştığınız, size söylenen ve aşırı cinsiyetçi olduğunu düşündüğünüz bir söz ya da bir davranış var mıydı? Şunu söyleyeyim. O enerji o belirli bir süre sonra o güçlü ve kendinden emin, kendine inanan bir enerjiyle insanların karşısına çıktığımızda gerçekten karşıdan gelen o işte tacize varabilecek, işte rahatsızlık verebilecek o enerjiler de engel bir şekilde. Yani o gerçekten bizim insanlar, canlılar olarak enerji topları olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu vardı, üniversite yıllarımdaydı ve araçtan inmiştim. Yolda yürürken arkamdan laf atıldı ve döndüm ve tokat attım. Yani hiç aklıma gelmedi hani sonra başıma ne gelir diye. O hışımla döndüm ve tokat attığımı biliyorum. Farklı bir şey de gelebilirdi başıma şimdi. İnanın bilmiyorum. Yani artık insanlar gerçekten çok başka bir düzende. Ses çok kötü ama ben yapabileceğim bir şey var mı bu seslerle? Sanıyorum o şeyle ilgili, bilgisayarla ilgili. Yani bilgisayar bu hoparlör gibi tam sesi de aldığı için böyle oluyor. Ben de çok kötü değil açıkçası. Tamam peki. Mesela hayvanlarla mücadele veriyorum dedim ya, ondan örnek vermek istiyorum. Bundan 15 sene önce işte hayvanlar öldürülürdü. Tekme tokat girişilirdi. Ama şimdi öldürme şekli bile uzuvlarını kesmek. İşte hayvanı telle boğup ondan sonra kurşunlamak. Yakıp derisini açmak. İşte ne bileyim taşı bağlayıp suya atıp boğmak gibi. Hani daha canice insanlar gerçekten özellikle bu pandemi sürecinde biliyorsunuz aile içi şiddetin de rakamlarının çok fazla arttığını söylüyorlar bu pandemi sürecinde sosyal olarak. Kimsenin artık psikolojik olarak sağlıklı olmadığını düşünüyorum. O nedenle de şimdi aynı şekilde birine tokat atar mıydım? Çok emin değilim. Yani çünkü tokat attığımda çıkarıp belinden hani varsa eğer silahını beynime dayar mıydı bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı var. Biz arzu ediyoruz ki ülkemizde siyasi suçlar kadar adi suçların da peşine adi ve hukuka yakışır şekilde düşülsün. Bu şekilde insanların ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına izin verilmesin. Çünkü bu güvenli ortam hepimiz için, bütün kadınlar için, bütün çocuklarımız için, bütün insanlık için esasında çok önemli böyle bir çevrede yaşamak. Ben o anlamda hayvanlara karşı yapılan şiddetin de Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırıldığı takdirde bu şiddetin ilk basamakta yakalanacak olmasından kaynaklı olarak diğer insan karşı durum anlamında azalacağına dair bir inancım var. Umarım hayvanlara yapılan şiddeti Türk Ceza Kanunu kapsamında hapiste cezalandırarak tüm toplumun da daha güvenli bir yer olmasını sağlayabileceğiz. İnancım o yönde. Değil mi ben sizin kasus yazmış hayvan haklarıyla ilgilenmek isteyenler için. Şimdi bizim İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezimiz var. İstanbul Barosu çatısı altında uçlara yönelik. Ama onun dışında yapılabilecek çok fazla şey var. Dernekleri ben çok fazla
ne bileyim hani tavsiye ediyorum etmiyorum, iyi bir derneğe girmek önemli. Ama en basitinden kendinizle alakalı bir kapmama, bir kapsül koyabilirsiniz evinizin önüne. Bir an hakkı ihlali gördüğünüzde müdahale edebilirsiniz. Sosyal medyada karşınıza çıkan bir ihlal halinde bir CİMER şikayeti oluşturabilirsiniz. Şimdi Çevre Doğa Koruma Şube kuruldu yeni. Bunun Android'de Haydi aplikasyonu var. Haydi aplikasyonuna ihlali bildirip hayvan polisinin buna müdahalesini sağlayabilirsiniz. Zaten inşallah çok kısa bir zamanda da Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası ile cezalandırılmalar başladığında bu Haydi polisinin de görevi, yetkileri daha fazlalaşır. Böylelikle dediğim gibi işte hayvana tecavüz eden ama esasında sapık olan, bizimle yan yana oturmasını istemeyeceğimiz insanlarla yan yana oturmayacağız diye umut ediyorum. Ya da istiyorsan ben de sorabilirim. Buyurun. Sesin gelmiyor şu an. Benim geliyor mu? Sizin geliyor. Beyza'nın gelmiyordu da. Tamam, peki. Şu an geliyor sanırım. Şu an geliyor. Bir soru daha var. Bize formdan iletilen. Onu okuyayım. Sizce ataerkil toplumsal tabuları yıkabilir miyiz? Yıkabilirsek nasıl yıkabiliriz ve neler yapmalıyız? Tabu yıkmak çok temelde konuşulması gereken bir şey. Yani eğer tabuları yıkmaktan bahsediyorsak bir defa eğitimden bahsediyoruz. Eğitim dediğimizde de bu eğitim bence en çekirdek ailede başlıyor. Kadınlara bu kadar fazla sorumluluk vermemin, hani sorumluluk sahibi olduğunu düşünmemin sebebi o. Esasında bu şikayet ettiğimiz, işte kadına çıkma teklifi ettiğinde, reddedildiğinde saldıran erkeğin bir anne, bir kadın tarafından yetiştirildiğini unutmamalıyız. Ben unutmuyorum, geçen seneydi, daha pandemiden önceydi, bir restorandaydık. Ufak bir oğlan çocuğu. 2,5 yaşında ve restoranın masalar arasında koştururken kafasını masaya çarptı. Annesi yanına koştu ve dedi ki aman Allah'ım paşama ne komplolar kurmuşlar. Bir baktım altı üstü başını masaya vurmuş yani. Dedim ki Allah'ım bu çocuk büyüdüğünde nasıl bir çocuk olabilir ki yani? Hani başını masaya vuran bir çocuğa bile orada masaya vurdular. Aman Allah'ım ne tuzaklar kurmuşlar oğullarına. Şimdi bunu düşünün, ileride bir kızla da mesela bir kızdan hoşlandığında da böyle ileri geri konuşacak o anne. Esasında hoşlanmadığımız bu erkek düzenini, işte saygısız bu erkekleri, işte istediğinde ve alamadığında şiddete başvuran erkekleri yetiştiren ve bunlara yüz veren yine anneler ve kadınlar baktığınızda iş bizde bitiyor. Biz iyi nesiller yetiştirmek zorundayız. Biz her canlıya saygı duyan evlatlar yetiştirmek zorundayız. Kız diye erkek diye ayırmadan. Tabular ancak böyle yıkılır. Başkasını bekleyemeyiz. Anneler eğitilmeli. Anneleri eğitmek için okullar açılmalı. İnanın. Yani ben bir kadının belirli bir kursa gitmeden çocuk sahibi olmaması gerektiğini, yine insanların belirli bir eğitim almadan hayvan sahibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta insanların kısa dönemli bir eğitime gitmeden evlenmemeleri gerektiğini bile düşünüyorum. İnsanlarımız hangi sorumluluğu aldığını, ne aldıklarını, ne beklemeleri gerektiğini hiç bilmiyorlar ki. Her şeyi oyun zannediyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman hiç büyümeyen insanların, işte hala 40 yaşına gelmiş ama ergen gibi davranan erkeklerin, yasalarla, kurallarla, toplumsal düzenle sınırlara girmek istemeyen, istiyor, almak istiyor. Vermiyorlar, çekiyor.
işte cinsel olarak arzu duyuyor, vermiyor, saldırıyor, tecavüz ediyor. Bunun kuralları var. Bunun yolları var. Olgunlaşmak zorundayız. İnsan olmanın, kadın erkek demiyorum bakın, insan olmanın sorumlulukları var. Bunları üzerimize almak zorundayız. Ben size bir soru sormak istiyorum. Bunu şundan dolayı soracağım aslında. Evet. Sosyal medyada çok fazla karşıma geliyor ve çok fazla bilgi kirliliği de var. Evet. Ben bir hukuk öğrencisiyim ve açıkçası benim de çok hakim olduğum bir konu değil. Evet. Hani bunu çok genel hatlarıyla, çok böyle detaya girmeden vatandaş müdahalesini sormak istiyorum. Yani bizim kadına ya da hayvana ya da dezavantajlı kesimden birine karşı suç işlendiğini gördüğümüzde neler yapabiliriz? Evet. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bu çok güzel bir soru. Çünkü eskiden çok daha rahat bir şekilde mutlaka müdahale edin diyebiliyorduk. Ama şimdi ne dedim? Yapılan şiddet eylemleri o kadar çığırından çıkmış ve böyle psikopati boyutunda ki hani normal bir tartışmaya müdahale gibi değil. Hani o müdahale ettiğinizde işin neresinde yer alırsınız hiç bilemiyorsunuz. Mesela en son biliyorsunuz ne kadar kötü oldu. Bir kadın eşi tarafından da zannediyordum yol ortasında hırpalanırken araya bir çocuk girmişti. Üniversite öğrencisiydi. Galiba tıp fakültesi öğrencisiydi. Ve bir orada bıçaklanma yaşanmıştı ve tüm hayatı kaymıştı ve kadın da kalkıp hani ben öyle bir şey istemedim ki demişti ki bu kötü bir örnek olmuştu. Güzel bir örnek değildi bu ama insanın başına her şey gelebiliyor. Ben böyle durumlarda acil hani yetkililerin da çağrılması, delil alınması, müdahalenin sınırlarını kendimiz hani buna dikkatli baktığımızda bazen şey yapabiliriz, algılayabiliriz. Hani buna müdahale etmek gerçekten çok tehlikeli olabilir dediğimiz noktalarda en azından kafamızı çevirip yürümememiz. Hani müdahale demek illa işin ortasında yer almak demek değildir. Müdahale yetkiliyi çağırmak, bağırmak, çığlık atmak, hani insanların tepkisini çekmek müdahaledir. Müdahalesiz bir şey olur. Orada bir kavga görüyorsundur veya işte bir hayvana tecavüz ediliyordur. Kıkırdar ve kafanı çeker devam edersen işte bu tepkisizliktir ve o da suçu ortadır. Ama ben gerçekten hani dediğim gibi müdahale demek illa o kavganın ortasında yumruk savurmak demek değil, görüp o olayın durması için gidecek her şeyi yapabilmek. Onun için bizler de artık hani müdahale ederken dikkatli olmalıyız. Çünkü insanlar gerçekten normal değil. Kadın erkeği normal değil. Yani ben bunu gerçekten mesela hayvanlarla alakalı şiddet sadece erkekler yapıyor sanıyor olabilirsiniz ama baya baya kadınlar da bu şiddet uygulayabiliyorlar. Çocuklar bu şiddet uygulayabiliyorlar. Çocuklar açısından da mesela hayvana şiddet uygulamak davranış bozukluğu belirtisi. Ciddi bir psikoloji kitabında manuelde yer almış. Bir olgu bu. Yani hani şiddet esasında sadece dediğim gibi toplumsal bir sarmal. Kimin gücü kime yetiyorsa. Bence kadınların birbirleri hakkında acımasızca yaptığı dedikodular da bir şiddet. Yani şeylerde, şirketlerde, kurumsal hayatta o kadar çok kadın daha yüksek yetkili olarak çalışan kadınların mobbingine uğruyor ki. Bunu sadece erkekler yapmıyor ki. Bunu bu anlamda şiddetle mücadele ederken ben hep şunu söylüyorum. Bırakın mağduru. Mağdurun kim olduğu önemli değil. Bence biz kesinlikle faillerin kim olduğuna bakmalı ve şiddeti kim buluyorsa onu mutlaka cezalandırmalıyız. Çok teşekkür ediyorum size. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Ben tekrar katılan herkese ve size çok teşekkür ediyorum. Bir hukukçu olarak çok çok daha farklı bir bakış açısından tabii ki anlattınız bize. Tekrar herkese ve size çok teşekkür ediyorum. İkinci defa da olsa. 30 geçe diğer panelimiz başlayacak. Biz o zaman yavaştan kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın lütfen Deniz Hanım. Sizlerden. Umarım hayvan hakları kanunu da en yakın zamanda çıkar.
Umarım çıkar ve tekrar bir araya geliriz dilerim. İnşallah, inşallah. Umuyorum ki. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bir sonraki panelde görüşmek üzere o zaman.